Merhaba arkadaşlar. Selam. Size bugün videoyu yine çok güzel bir yerden açalım dedik. Daha önce gelip yerde biraz gezmiştik ama tarafa çıkmamıştık. Gün geçtikçe daha iyi yerler buluyoruz. Daha güzel yerler buluyoruz. Yavaş. 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 Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim canım. Bir de bardak, boş bardak alabilir miyiz ya? Çocukların çayını böleceğiz. Çay bardağı değil mi? Büyük bardak olursa sevinirim. Arkadaşlar şimdi yine Gerze'de, Gerze'ye yakın bir konumdayız. Evet, nereye geldin? Neresi burası Meyra? Ya tam adını Piredin diyesin geliyor ya. Dur. Nereden bakacağız? Unuttuk. Nereye geldiğimizi unuttuk. Çocuğun üstünde yazıyordu aslında. Burada da yazdı. Bir saniye. Pinterest diye sanıyordu. Pinterest değil. Ya arkadaşlar buranın değişik bir... Piretün. Piretün. Şimdi Piredün değil, ben öyle zannediyorum. Piretün. Aynen. Piretün restoran, kafe, otel olarak geçiyor. Arka tarafta yine böyle ağaçların içinde tek kişilik odalar yapmışlar. Yani bir aileye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu odalarda konaklama yapabiliyorsunuz. Küçük bir kafe tarzında. Yani en çok bizim hoşumuza giden hem mükemmel bir manzarası var. Hem sessiz, sakin. Sakin, evet. Bugün hafta sonu normalde. Pazar günü. Geldiğimizde 3 aile falan vardı. Onlar da kalktılar. Şu an burayı Sümeyra'ya kapatmış gibi. sadece biz varız. Şimdi neydi bak yine unuttuk. Piretün. Piretün. Evet, Piretün neymiş Sümeyra? Piretün. Piretün. İşte o şekilde. Şimdi kitap... Piretün ağaçta yetişen böyle kırmızı koca yemiş diyorlarmış ismine. Hayvanlar falan daha yemişi. Çok ya koca yemiş. Aynen. Hayvanlar falan çok seviyorlarmış ama çok fazla yenmesi de tercih edilmiyormuş. Son dereceye kadar falan böyle yetişip büyüyormuş. Öyle böyle kırmızı. Yani kafenin bu otelin ismi de oradan geliyormuş. Evet, zaten ormanlık bir alanda. Tam Gerze, mükemmel bir Gerze manzarası var. Arkada görüyorsunuz zaten. Hani onun için bu ismi koymuşlar muhtemelen. Gerçekten güzel bir yer. Bizi en çok sevindiren de hani şu an sakin olması. Sakin olması. Kimse yok. Ben buraya gelirken dedim Meyra'ya bugün pazar. Yani hafta sonu kalabalık olur. Evet. Bir de biz zaten kalabalık olunca pek rahat da edemiyoruz. Aynen. Çocuklar da rahat edemiyor. Sakin olunca böyle Ömer Asaf hamaktan düştü. Bir taraftan da çaprazında orada ona bakıyordum. Aynen. Şimdi gelir. Şimdi oynasın kendimiz. Biz güzel bir kahvaltımızı yapacağız. Evet. Bugün yolculuğumuz nereye biz de bilmiyoruz. Ufak tefek bakalım. Aynen, aklımızda planlar var aslında. Bir yöne doğru yol aldık. Sinop'tan Samsun'a doğru yöneldik. Yavaş yavaş Samsun'u gezdiyoruz. Samsun'da yine gezilecek çok yeri var. Size göstermeye çalışacağız. Oraları göstereceğiz. O tarafa doğru yöneldik bakalım. Nerede durup, nerede soluk alacağız, nerede ne hikayelerle karşılaşacağız, hep beraber göreceğiz. Annem, hamaktan düşüyor mu? Güzel.
Bana el sallayın. Hama abim bir de hadi koş. Kızacağım ben size. Şimdi kızacağım size. Ben evet. Çok geçim ya Erliş'ten. İşte Karadeniz. Bu manzara gerçekten güzel. Beni de alsana kucağına. Gel babacığım. Hadi süper baba. Hadi. Bunlar Karadeniz çocuklar artık. Karadeniz. Ön tarafta mükemmel bir deniz manzarası varken arka tarafta muhteşem bir doğayla baş başasın. Aynen. Yoruldunuz mu? Kahvaltı hadi. Güzeldi. Evet. Şimdi buradan tüm hızıyla geziye devam ediyoruz. Bakalım nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Nerede açacağız acaba videoyu? Arkadaşlar geziye hızıyla devam ediyoruz. Kahvaltı yaptığımız yerden Gerze tarafından çıktık. Şimdi Samsun Bafra'dayız. Bafra'da Bafra'ya girişte Kolay diye bir mahalle, köy gibi bir yer var galiba. Şimdi oraya gidiyoruz. Yol üzerinde mükemmel bir manzara gördük. Burası Kızılırmak kolu. Bu şekilde devam ediyor. Şu ırmak üzerinde gördükleriniz alabalık tesisleri. Buralarda alabalık yetiştiriyorlar. Nasıl Sümeyra? Güzel. Manzarası çok güzel. Şu tarafın. Aynen. Şimdi buradan tekrar devam edeceğiz. Bizim çocuklar da böyle toprağa, bozkıra yeni kavuşmuş gibi her gittiğimiz yerde şu manzara. Şöyle. Taşı toprağı çocuklar yeni görüyor. Ne yapsın? Arkadaşlar şu an öyle güzel bir yere geldik ki normalde biz başka bir yere gidiyorduk ama sonradan burayı gördük, buraya döndük, internetten biraz araştırdık, mükemmel bir yer, burayı size göstereceğiz. Arka tarafta zaten bir şeyleri görüyorsunuz muhtemelen. Galiba. Aynen. Şöyle şuralarda. Evet ama şimdi buranın bir hikayesi var, onu anlatması için Sümeyra'ya döneceğiz. Neredeyiz Sümeyra? Bafra Boğazkaya'dayız. Bafra Boğazkaya'da Batık Minare'deyiz. Batık Minare'nin hikayesi 1984-1990 yıllarında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı kuruluyor. Derbent Barajı'nın kurulmasıyla burada 200 civarı yerleşke var. Baraj kurulunca burası hep su altında kalıyor. Suyun yüzeyinde kalan tek yapı da bu Batık Minare. Hala günümüze kadar kalmış. Şimdi gelirken de gördük zaten yol üzerinde bir tane baraj var. Burası Altınkaya Barajı olarak geçiyor ama asıl Altınkaya Barajı büyük baraj dedikleri yukarı taraftaymış. Bu Kolay Mahallesi'nin üst taraflarındaymış. Buraya Derbent olduğu için Derbent Barajı da diyorlar. Küçük Altınkaya Barajı da diyorlar. Yani baraj kurulduktan sonra şehir alt tarafta kalınca yavaş yavaş böyle üst taraflara, biraz daha dağın eteklerine evler yapmaya başlamışlar. Bura hala mahalle olarak. Minare güzel görünüyor ama. Aynen. Biraz da böyle ortalık kalmış ya. Mahalleye. Ama üstünde mesela bir tekne turu falan yapsalar burayı biraz daha turizme. Ama su biraz bulanık. Şey değil, parlak böyle temiz bir su değil gibi. Ama çok yeşillik bir alan. Burada hani biraz daha turizme kazandırmak için belki evet, bir şeyler evet. Yapılabilir. Çok biliniyor mu acaba? Sadece böyle denk gelip internette. Ya internette burası daha önce ben buraya gelirken görmüştüm ama Kolay tarafında gözüküyor. Kolay genelde adı mı bilmiyorum ama yani Kolay tarafında gözüküyordu. Biz ama gittik. Çok terste biraz. Aynen. Kolay'a varmadan Bafra yol ayrımından bir döndükten sonra bir de bu karşı tarafta Kolay, diğer karşı tarafta ileride baraj köprüsünden geçmen gerekiyor. Evet. Barajın yanından geçip geliyorsun buraya.
sen ama. Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz Meyra? Nasip. Nasip. Geçerken, gezerken ne bulursak oraya uğruyoruz bakalım. Hadi. Evet Mustafa'cığım neredeyiz? Meyra mükemmel yine bir yerdeyiz. Şimdi şöyle göster istersen. Burada küçük bir, aynı Manavgat şelalesi gibi küçük bir şelale var. Evet. Ama tepesi çok kuvvetli. Burada bir tane de köprü var. Bu köprünün bir hikayesi var. Bunun hikayesi şu şekilde. Biraz araştırdım. Meyra'ya da mahsus anlatmadım. Evet ben de bilmiyorum. Meraktan ölüyorum şu an. Buranın hikayesini de şey yapayım. Ben sürekli böyle hasta götürüp gelirken sürekli burada düğün konvoyları oluyor. Sürekli buraya gelinle damatı getiriyorlar. Kalabalık şekilde oradan getiriyorlar. Buradan düşünün geri çıkıp gidiyorlar. Yani bu köprüden sürekli gelinleri geçiriyorlar. Evet. Benim dikkatimi çekmişti. Bafralı arkadaşlarla görüştüm. Hani niye buraya geliyorlar, niye ediyorlar diye. İnternetten araştırdığım, onlardan duyduğum kadarıyla şöyle bir hikayesi var. Burası yıllar öncesinde eskiden tahta bir köprüymüş. Buradan karşı tarafa, karşı köye gelinler ve gelin ve damat evlilik işte düğün konvoyu karşıya geçerken at üstünde geçerken bir tane kartalın gelip atları korkutması sonucunda atlar korkuyorlar. Bir an böyle işte bütün atlar hareket edince falan köprü, tahta köprü yıkılıyor. Bütün gelin, damat, düğün törenindeki herkes bu akıntıya kapılarak burada boğuluyorlar. Bunu o dönemden şimdiye kadar hala günümüzde Bafra halkından evlenen kız olsun, erkek olsun veya dışarıdan birilerini aldı mı mutlaka buraya getirip burada şöyle bir adet yaşatıyorlarmış yıllardan beri. Bu şekildeymiş. O girişten bu tarafa doğru gelirken köprünün orta yerinde duruyorlar. Burada hani o günü biat etmek adına, o günü işte ne bileyim lanetlemek mi dersiniz, anmak adına mı dersiniz? Buradan biraz taş atıyorlarmış gelinle damat. Yani ondan sonra da buradan uç taraftan tekrar çıkıp gidiyorlarmış. Evet. Bu artık Bafra'da bütün evlenen çiftlerde bir gelenek olarak, adet olarak gelmiş. Kalmış. Yani burada evlenen buraya uğramayan kimse yokmuş yani. Mutlaka buraya geliyorlarmış bu adeti yerine getirmek için. Gerçekten yani bir tane kartalın atları korkutarak köprüyü yıkması, o kadar insanın ölmesi gerçekten çok ilginç. Evet. Yani şöyle bakıyoruz. Kamera göster istersen. Şurada bir tane şelale var. Yani bayağı kuvvetli. Ama akıntısı çok güçlü, aynen. Yani videoda tam belli oluyor mu bilmiyorum ama su bayağı hızlı. Aynen. Yani şuradaki şelalenin döküldüğü yer belki bir metrelik falan var yoktur ama. Orası biraz durağan zaten. Aynen. Bak şu uç taraftan şelalenin ucu gözüküyor. Yani hızlı aktığı için akıntıyı da tahta köprü dayanamamış. Günümüzde böyle bir köprü yapılmış. Yan tarafta da yine araç trafiğin olduğu bir yer var. Başka bir köprü var. Burada sadece yayalar geçiyor. Evet. Köprünün girişi bu taraf. Nerede? Genelde konvoylar o tarafta duruyor. Oradan gelip burada taşlarını attıktan sonra geri tekrar buradan dönmeyip oradan arabaya binip devam ediyorlar. Davul zurna falan da geliyor buraya. Burada biraz önce biz çekime başlamadan önce biraz geç kaldık aslında. Bir tane de şey getirmişler. Sünnet olan evet. Çocuk getirmişler. Aynı şekilde. Ben orada sordum zaten değil mi? Niye buradan geçiyorlar hani taş mı atacaklar? Sen bilmem falan dedin. Ben iyice böyle meraktan. İşte bu girişte orta yerde taş falan atıyorlar. Genelde davul zurna falan da getiriyorlar. Burada bir oyun sergiliyorlar. Ondan sonra da gelip baştan çıkıp gidiyorlar. Bu şekilde Samsun, Bafra, Demirköy'ü. Ha bir şey daha var. Evet. Onu da söyleyeyim. Çok bu da şeyi aklımda kalmış internetten okurken. Ünlü Neşet Ertaş'ın bir tane şarkısı var. Bir türküsü var daha doğrusu. Köprüden geçti gelin diye. Herkes biliyordur bu mereden. Evet. O
türküyü Neşet Ertaş Muru Köprüsü'nün hikayesini duyduktan sonra burayı Çin yazmış. Ben mesela o şarkıyı çok iyi biliyorum ama hani burayı Çin yazdığını bilmiyorum. Evet, asıl hikayesini bilmiyorduk. Bu şekilde. Güzel anlatımın için teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdin. O zaman başka bir anlatımda görüşürüz. Görüşürüz. Esen kal. İlçelere öyle öyle devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Sinop'tan sabah çıktık. Güzel bir yerde bir kahvaltı yaptık. Evet. Biraz gezdik. Bafra'yı gezdik. Bafra'daki birkaç tane güzel yerin hikayesini anlattık. Sümeyra anlattı. Ben anlattım. Evet. Şimdi artık dönüş yolculuğu başladı. Evimize dönüyoruz. Sinop'a. Bu haftalık bizden bu kadar. Evet Sümeyra. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka duraklarda görüşmek üzere. Görüşürüz.